Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizden iyi akşamlar ama sizde sanıyorum gündüz saatleri. Evet, şu anda saat 1 New York'tayım. Harika. Evet, tabii burada da birazcık Covid dolayısıyla artık çok ciddi önlemler başladı. Ve insanlar hani yine eski, maalesef Ya. eski şeye dönmeye başladık. Yani bazı mağazalar kapandı, bazı okullar, mesela üniversiteler, benim ders verdiğim üniversite değil ama birkaç tane başka işte Princeton, NYU gibi üniversiteler şey oldu. Uzaktan eğitime mi geçtiler çoğunlukla? Online eğitime mi Efendim? döndüler? Online eğitime mi döndüler çoğunlukla? Online eğitime, yani kampüsü kapattılar, online eğitime döndüler. Dolayısıyla tabii maalesef eskiye geri mi döndük gibi bir his var herkeste. O ciddi bir psikolojik, zaten hani şu anda terapistler Amerika'da inanılmaz meşgul, çünkü o kadar çok başvuru var ki terapiyle ilgili. Çünkü anksiyeteler geri gelmeye başladı bu kapanmalarla birlikte. Maalesef durum bu. Evet. Benim bir öğrencim de katıldı. Hi Sing, but we will be talking in Turkish, so Evet. I'll translate to you later on, okay? Bu Şey, akşam gören öğrenciye benim ben yabancı olanlar da var, o ne yüzden şey güzel. Onun bir yapabilirler, söyleyeyim. sürpriz bir yayın olacak galiba, değil mi? Sürpriz olacak. Hani sizin canlı Evet. yayınınıza girdiler ve birdenbire Türkçe konuştuğunuzu görüyorlar. Güzel olur. Evet, evet, evet. Aynen öyle, Onlara aynen da öyle. welcome diyelim o zaman. Hoş geliyorlar. Aynen. Teşekkürler, bu vakit ayırdınız. Çok önemli bir konu konuşacağız. Her ne kadar şey olsa da, yani Covid çok bir bariz gündemimiz olsa da, tabii ki o gündemi yaşarken ilişkilerimiz içinde yaşıyoruz. Ve Evet. aslında belki Evet. Covid ile ilişkimizi de bu konuya dahil etmek, yani ilişki kavramını belki de çok genele yaymak da mümkün. Bakarız nasıl konuyu açmak Evet. Evet. sürdürmek isterseniz, Tabii yönlendirirseniz. tabii. Tabii tabii tabii. Peki o zaman ben sorularıma geçmeden bununla ilgili bende şöyle bir merak uyandı. Hoş geliyorsunuz. Bu arada yorumlar için teşekkürler. Çok sağ olun. Şey oldu mu böyle bir hani kapanmalar başlayınca daha farklı kaygılar ortaya çıkınca ilişkilere dair şeyler biraz geri plana atılıyor mu? Yani işte çift terapilerinde azalma gibi yani o meseleler biraz halının altına süpürülüyor mu? Şimdi bu konu dışı bir soru gibi ama bunu ben İki merak türlü diyelim. ettim. Bazı ilişkilerde, özellikle Covid döneminde çok fazla sorun ortaya çıktı. O var olan sorun yüz üstüne geldi. Bazıları ise başka hayatlarında başka sorunlar olduğu için o tarafa yönlenmediler. Yani iki türlü cevaplayabiliriz bunu. Covid'in kendi getirdiği bir ortam var, kapanma ortamı. Burada eğer ilişkide gerçekten sıkıntılar varsa, aynı ortamda kapalı kalmak, bir arada aynı yaşamı, aynı yaşam alanını paylaşmak bazı çiftler için zor oldu. Bu şu demek değil, Covid'le ortaya çıkmış ama daha önce yoktu demek değil. Daha önce olan bir şeyin aslında Covid yüzünden daha da kendini göstermesi gibi bir şey diyebiliriz burada açıkçası. Evet. Yani durum bunu gösteriyor. Anladım. Ben aslında daha sonra soracağım sorulardan birisi var. Ona belki orada tekrar değiniriz. Yani o ilişkileri belki güçlendiren, dönüştüren bir şey de olabilir mi bu tarz işte krizli durumlar ki sadece Covid değil işte bizde Türkiye'de de şu an malum hani ekonomik konularda genel bir yaşam kaygısı meseleler hani bindi gündelik yaşamlarımıza ama Evet. belki bazı ilişkiler bundan güçlenerek, dönüşerek çıkabilir mi ya da yeni bir deneyim olabilir mi ilişkiler için? Bunu bir ön soru yapayım ama sonra tekrar geliriz. Olur mu? Yani evet, tabii tabii geliriz, kesinlikle kesinlikle kesinlikle. Evet, ben sizi dinliyorum. Tamam. Şimdi hoş geldiniz tekrar. Klinik psikolog, yazar, profesör Duysal Aşkun Çelik. Kendisi 1.1 platformunda özel atölyeler sunuyor.
Hem bu atölyelerin içerikleri hakkında hem de yaptığı çalışmalar hakkında konuşacağız. Amerika'dan, New York'tan bağlanıyor bizlere. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ben Hoş bulduk. öncelikle aslında bu birlik kavramı ile bir başlamak istiyorum. Aynı zamanda Tabii. sizi de kısaca tanımak isteriz bu bağlamda. Yani birlik bilim Evet. kavramı insani bilimler açısından nedir? Ve siz bu konuda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Çok güzel. Önce bilimsel tarafından başlayalım. Birlik İngilizce oneness kelimesi aslında. Bu benim çok uzun yıllardır üzerinde durduğum ve çalışmalar yaptığım bir kavram. Yani akademik çalışma da yaptığım bir kavram. Nereden ben bu kavrama ilgi duydum? Bence Anadolu'muzun kökeninde zaten var. Yani Yunus Emre Mevlana dediğimizde aslında birlik, tasavvuf, sufizm, aslında Tanrı ile bir olduğumuz, kendi içimizdeki birliğin sağlık açısından ve ruhsal ve fiziksel ve her türlü psikolojik sağlık açısından önemli. Bunun yanında yıllar önce Tanrı ile Sohbet kitabının yazarı Neil Donald Walsh'ın kurduğu Humanities uzun yıllar yöneticilik ve aynı zamanda gönüllü yani çalışmalar yaptım açıkçası. Yani 8 sene ve daha fazlası. Orada biz daha çok oneness kavramı üzerine yani birlik kavramı üzerine bazı çalışmalar yapıyorduk. Workshoplar vesaire. Fakat Bu ben dedim ki acaba böldüm ama böyle bir hani inançlar üstü daha kavramsal olarak ele alan bir şey hani ortam mıydı? Akademik dünyadan da yok herhalde o bizim. yok, oraya geleceğim şimdi. Tamam. Yani Humanities'indeki aslında oneness prensibini biz henüz akademide görmüyorduk o yıllarda. Yani daha çok başka yerlerde, felsefe alanında var. Felsefe alanında biraz daha vardı. Mitoloji, felsefe, işte hatta kuantum fiziği. Kuantum fiziğinde görüyorduk. Fakat psikoloji alanında mesela oneness kavramı ile ilgili çalışma bulmak hemen imkansızdı. Ben ne yaptım? İşe koyuldum açıkçası gittim. Ben oneness ile ilgili yani bu birlik davranışı ile ilgili bir şey yapacağım dedim. Yani birliği hayatımızda nasıl yaşıyoruz? Bunun davranış boyutları nedir? Bununla ilgili bir ölçek geliştireceğim dedim ve yola koyuldum 2012 yılında. 5 yıl sürdü çalışmam. Türkiye'den topladım bilgiyi, datayı. Çeşitli üniversitelerden, çeşitli değişik üniversiteler, üniversite öğrencileriyle yaptığımız bir çalışma. Ve bu ölçekte aslında insanlar birlik davranışa nasıl davranıyor? Ölçek maddelerini şimdilik söylemeyeyim. Çünkü o aynı zamanda araştırmada kullandığımız için. Fakat örnek vereyim. Sinemada bir insan birliğe göre nasıl davranır? Kuyrukta nasıl davranır? Engelli asansörüne ne zaman biner ya da binmez? Yani İki boyut çıktı çalışmamızda birlik açısından. Yani bilimsel olarak iki boyut çıktı. Ya biz kendimizi gözeterek her ortamda davranıyoruz. Kendimizi korumak, kendimizi gözetmek, kendimizi öne çıkarmak. Ya da başkalarını da düşünerek davranıyoruz. Yani etrafımızda başkaları da var prensibiyle de hareket edebiliyoruz. Yine başkasıyla iletişim kurarken, haberleri dinlerken, bir şey yerken, birine mesela kültürümüzde bizim çok olan bir şey. Biz bunu her kültürde var zannediyoruz. Halbuki değil. Biz bir şey yerken birine ikram ederiz mesela. Deriz ki acaba hani sen de ister misin? Bu şu demek aslında. Acıkmış olabilir yanınızdaki insan ve size söylemeyebilir, söyleyemeyebilir ve siz onun yanında bir şey yerken bir şey paylaşıyorsunuz. Bu illaki birine yardım etmek, diğerkanlık gibi değil. Bu başkasını göz önünde tutmak. Consider dediğimiz İngilizce yani onu da dikkate alarak davranmak gibi bir şey. Sizde fazla olan bir malzeme var, bir kaynak var. Siz onu fazlasıyla yani diyelim çok fazla bir kitap var ve siz onları artık istemiyorsunuz. Sizin ihtiyacınız yok. Ama çok ihtiyacı olan insanlar var mesela. Siz kendiniz bunları kullandınız. Sizde fazla olduğu için fazla olanı vermek gibi. Yani birlik İçinde yardım etme var, empati var, başkasını gözeterek saygı davranışı var. Yani mesela bir sinemada, topluluk yerinde sessiz konuşmak ya da sesimize dikkat etmek gibi. Hani başkasını gözeten davranışlar dediğimiz, ikiye ayırdığımız ve 5 sene süren bu çalışmayı yayınladık. Amerika'da bir dergide yayınladık. Journal of Spirituality and Mental Health'te yayınladım. Sonra Hindistan'la karşılaştırdık, onu da yayınladık. Journal of General Psychology dergisi yine bir scientific, bilimsel bir makale olarak yayınlandı. Orada da çok enteresan Türkler Hintlilere göre daha birlik odaklı çıktı.
Çok enteresan. Evet. Yani şeyler, ortalamalar Türkiye popülasyonda ve ortalamasında daha fazla çıktı. Bir cevher Bir gibi enteresan aslında. şey. Anadolu dediniz Evet. en başında. Hani Evet. orada cevher duruyor. Bu Evet. sizden beni Biz dünyaya heyecanlandırıyor konuşmak. kendimizi maalesef tanıtamıyoruz. Yani dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. Aslında Türkiye'nin ve yaşamımızın özünde oneness var, birlik var. Biz bunu anlatamamakla birlikte hani Türkiye anlaşılamıyor, tanınamıyor yeterince. Çok özel bir takım özelliklerimiz var. Çok bize has, çok güzel, çok insani. Tabii bu birliğin içinde neler var? Yani biraz bir Van'da yaptığım şeye gelelim. Ben aynı zamanda psikoloğum. Yani 2000 yılında klinik psikolog unvanını aldım ve uzun yıllar Türkiye'de ve yurt dışında da çalışmalarım oldu. Tabii ki Türkiye'de neler oldu? Acıbadem Sağlık Kurumu'nda çalıştım psikolog olarak, kendi bünyemde çalıştım psikoterapist olarak. Uzun yıllar firmalara, kurumlara eğitimler verdim ve hep amacım şuydu, hani farkındalığı nasıl arttırabiliriz? Çünkü farkındalık işin birinci adımı. Oneness dediğimiz o birlikte. Birinci adım farkındalık diyoruz ama yetmiyor. Farkındalık yetmiyor. Dair bir farkındalık, bir onu sorsam. Yani farkındalık derken hani birliğe dair, birliği gözetmeye dair bir farkındalık gibi mi? Yoksa genel anlamda yani bireysel bir hani farkındalığın ilk adımlarını aşmak gibi mi? Hani şimdi bir mindfulness şeyi var. Orada hani içtiğiniz hani suya bile bir farkındalıkla ilişki kurmak ama bu biraz daha hani birliğin farkındalığı gibi mi? Nasıl diyebiliriz? Mindfulness çok popüler, evet. Mindfulness sizi aslında bir anlamda sessizleştirmeye ve zihinden de bağımsızlaştırmaya çalışan bir aslında eğitim ve bir egzersiz metodu diyebiliriz ve çok yararlı. Ancak yetersiz. Mindfulness'la yaşamak ve aynı zamanda başkalarına nasıl davrandığımız ilişkilere orada geliyoruz. Oneness sadece içimizdeki mutluluk, huzur, zihni susturmak, düşünceyi durdurmak değil. Aynı zamanda biz başkalarına nasıl davranıyoruz, nasıl konuşuyoruz, onları dinliyor muyuz, onlara saygılı mıyız? İşte ilişki boyutu burada devreye giriyor aslında. Yani bir insan sonuç olarak zihin, beden, ruh bütünlüğünde yaşıyorsa, bunların içinde bir harmoni varsa, bir bütünlük varsa, bunlar birbiriyle ahenk içinde gidiyorsa, o zaman diyoruz ki bu insanın aslında davranışlarında da bunu görmemiz mümkün. Çünkü burada bir bütünlük var. Ama bunların içinde bir bütünlük yoksa, işte içsel durumda dengesizlik olduğu zaman, anksiyete, depresyon, huzursuzluk, mutsuzluk, hayattan maalesef mutlu olmama, sevincin olmaması, neşenin olmaması gibi durumlarda bu başkalarıyla olan ilişkilerimize de biz farkında olmasak da direkt yansıyor. Bunu da ilişkilerimizde geri bildirimlerle öğreniyoruz bazen. Kendimiz farkında değiliz çünkü. Yani burada geri bildirimlerle bunları anlamaya çalışıyoruz. Ama her zaman herkes geri bildirime de açık değil. Bunları çok fazla toplumumuzda mesela açık konuşmuyoruz. O yüzden de kişiler kendileri hakkında ilişkide bilgi alamıyorlar. Yani ben acaba ne yapıyorum da bu insan böyle davranıyor? Acaba burada bir tesadüf mü? Yoksa aslında benim yaptığım bir şey ya da onun yaptığı bir şey böyle bir yukarı çıkıp bir kompleks bir şey haline mi geliyor? İşte iki türlü farkındalık dediğim şey o. Yani kendi içimizde ne oluyor ve aramızdaki bu alanda, bu uzayda ne oluyor meselesi. Yani bu aslında şöyle bir yaşamımızın bir veya birkaç alanında süren sorunların aslında hani ilişki yaklaşımıyla da ele alınmasına siz şey yapıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz. Yani bunlara yönelik bir ilişki yaklaşımı aslında ortaya koyuyorsunuz, değil mi? Atölyelerinizde de Aynen. var bu. Yani Aynen öyle. sorun yaşıyorsak aslında bunlar hani tek taraflı değildir diyebiliriz sanırım, değil mi? Biraz bunu açalım mı? Tabii tek taraflı değildi. Kendi insan kendisine bir bakışı var insanın, değil mi? Yani kendi farkındalığımız dediğimiz şey var. Biz diyoruz ki, "Aa, ben şunu yapıyorum, eminim. Ben şunu yapıyorum ya da yapmıyorum." Peki karşı taraf seni nasıl görüyor? Onu sordun mu? İşte işin kritik noktası burada. Karşı taraf derken sadece tek bir kişi değil. Bir, iki, üç, dört kişiye birden sormak. Ben bazen danışanlarımla öyle de çalışıyorum. Diyorum ki tamam, bir kişiden geri bildirim aldık, bir de diğerine soralım. Bir de ona arada ortaklıklar var mı?
Sana söyledikleri şeylerde ortak bir şey var. Mesela diyorsun ki ben eminim kendimden. Ben çok iyi dinliyorum, çok iyi tepki veriyorum. Birinci kişi dinlemiyor, çok iyi dinlemiyor dedi. İkincisi dedi, üçüncüsü dedi. Burada bir ortaklık var. Yani Oraya dikkat çekmemiz gerekiyor. sürekli tekrar eden sorunlarda aslında ilişkisel bir mesele olabilir. Yani sürekli bir hani hayat benim başıma neler getiriyor gibi biraz oraya da insanlar bazen kayabiliyor. Yani sürekli aynı sorunları yaşıyorum. İşte hani mağdurum hissiyatı bazen geliyor. Neden hep benim başıma bunlar geliyor? Hep aynı şeyleri yaşıyorum gibi. Ama orada biraz ilişkilerine dikkati çekseler, bir geriye gitseler kendilerine herhalde dönebilecekler, değil mi? Hani ben ne yapıyorum da bunlar oluyor sorusuna belki Hem gelebilirler. ona hem ben ne yapıyorum hem de gelen bilgiye açık olmak. Yani hani bu konuda şey yapmak değil. Herkesin göremediği, bizim hani ben bu fil ve beş kör adam örneğini veririm her zaman. Beş tane kör adam ve fil. Filin her biri değişik tarafından tutuyor. Birisi hortumdan, biri kuyruğundan, biri ayağından, biri kulağından. Diyor ki bu bir fil. Halbuki bu bir fil değil. Her biri bir arada göremediği için o tuttukları yerin fil olduğunu zannediyorlar. Aynı şekilde insan ilişkisinde de aynı durum var. Yani kendimizle ilgili kör noktaları ancak başkalarının yardımıyla çözebiliriz. Bu da sormakla. Sence ben mesela sana bunu söyledim. Diyelim arkadaşınız bir süre sizle görüşmedi. Biz hemen varsayıyoruz. Aman canım beni ihmal etti. Bak niye görüşmüyor falan gibi. Halbuki sorabiliriz. Ya bak bunu konuştuk sonra sen bir görüşmedin bir şey mi oldu acaba? Ben istemeden bir şey söylemiş olabilirim. Mesela bu tarz alçak gönüllüyü gösterebilmek ilişkilerde çok önemli. Çünkü hatasız hiçbir kul olmaz. Bizim her şeyim Türkiye'de de bildiğimiz bir laf var. Hatasız insan yok. Hata hiç önemli değil ayrıca. Herkes yapabilir. Ama biz ilişkilerimizi sağlıklı hale getirebilmek istiyorsak bunu karşılıklı konuşarak ve dinleyerek yapmak durumundayız. Yalnız burada tek taraflı da değil. Hani o yanlış anlaşılmasın. Ben kendi açımdan yapacaklarımı yapıyorum. Bu şu demek değil. Karşı taraf hiçbir şey yapmayacak. Karşı taraf da yapıyor. Ne Karşı gibi? tarafa da benim... Ne gibi? Efendim? Ne gibi? Yani o sorun bizdeymiş gibi görünen bir süreçte diyelim. Biz böyle bir şeye girdik. Ha, ne beklemeliyiz? Ne olabilir? Karşı tarafın yapması gereken? İşi çıkmaza sokan şu, biz geri bildirim istedik, o istemedi. Zor. Burada zorluk şu, bir insan geri bildirim istemiyorsa ve buna açık değilse ona söylerseniz kapatıyor ve defansa geçiyor. Diyor ki ben böyle bir şey hatırlamıyorum, yapmadım diyor. O zaman işte zorluk başlıyor. O zaman üçüncü bir kişiye eğer bu ilişkisinin için çok önemliyse, arkadaş ilişkisi de olabilir. Üçüncü bir kişiden yardım almak, hakem gibi bazen çift terapistleri bu rolü görür hakikaten. Aynı zamanda işte üçüncü kişiler bunlar. İkinize de bağımsız yani aynı uzaklıktan bakabilecek. Yani hiç sizin tarafınız ya da o tarafı tutmayacak ama ilişkiye bağımsız olarak, objektif olarak bakabilecek insanlar. O insanlara gerek duyuyoruz. Ama iki taraf da buna bakmaya istekliyse işte orada ilişki motivasyonunu arıyoruz genelde. İkiniz de bu ilişkiyi sürdürmek istiyor musunuz sorusunu ben çok erken sorarım mesela terapilerde. Gerçekten istiyor musunuz? Çünkü gerçekten istiyorsanız bu alçak gönüllüyü göstermeniz daha kolay oluyor. Çok kilit bir nokta. Eğer istiyorlarsa zaten o süreç içinde gerçekleşecek şeyler de belki çok rahatsız edici olmuyordur onlar için. Ya da en azından hani bireysel meselelere çok takılmadan hani bir ilişki için buradayız şeyi belki, değil mi? O yakalanırsa bir ilerleme olur gibi. Yani anlıyorum. Hani Aynen öyle. sanırım öyle. Aynen Dolayısıyla ben şimdi buradan şey oldum. Diyelim ki böyle bir şey yola giren bir şey var, ilişki var ve ya da böyle bir örneğin de dışında düşünecek olursak bir ilişki dolayısıyla belki hayallerini yani bir kişinin, bir bireyin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olabilecek bir ilişkiye bile dönüşebilir mi? Yani bir
Çok hani ilişkilerden beklentilerimiz bazen çok şey oluyor ya, hani belki biraz yüzeysel kalabiliyor ama bunun da ötesinde ilişkiler mümkün mü? Yani öyle bir ilişkisi olabilir ki bir insanın, ya bu belki illaki partner ilişkisi değil ama o kişinin daha iyi bir versiyonuna ulaşması, işte hayallerine ulaşması ya da o yolda gidebilmesi, yani destekleyici bir ilişki demek istiyorum. Tabii Mümkündür biz elde, ilişki değil için mi? Ne be, bunu genelde bekleyebiliriz bir ilişkiden. Değil mi? işte anlıyoruz ya, yani kadın erkek ilişkisi, çift ilişkisi anlıyoruz, ama aslında arkadaşlık ilişkisi, belki bir yani bir psikoterapistle bir danışanın ilişkisi, bir koçla bir koçluk alan kişinin ilişkisi, bir guruyla takipçisinin ilişkisi. Yani ilişki dediğimizde çok evrensel bir kavram. Çocukla anne ilişkisi, yani bütün bunlar ilişki aslında. Ve insan ilişki içinde var olan bir varlık. İlişki içinde kendini ifade edebilen, ilişki içinde kendini bulan bir varlık. İlişki sayesinde öğrenebilen bir varlık ve kendini geliştirebilen bir varlık. O yüzden ilişkiler aslında sadece özel yaşamımızda sınırlı değil, aynı zamanda bizim hayatımızda ayakta kalabilmemizde. Yani daha doğduğumuz günden itibaren bebeğin kafasında nedir bizim obje temsil dediğimiz bir şey var. Yani kafasında insanların kim olduğu ile ilgili temsiller. Bunlar anne baba ilişkisiyle oluşan şeyler ya da yakın bakım sağlayıcıların davranışlarıyla. Ve o yüzden biz büyürken onların bize davranışları bize dünyayı anlatır. O yüzden de çok kritiktir aslında ilk yıllardaki deneyimler. Çünkü davranışlar, bize olanlar, bizim onlarla olan ilişkimiz bizim dünyayı algılayışımızı etkiler. Ve ona göre tepki vermemize neden olabilir. Bu sadece tabii ki şey değil, doğuştan getirdiğimiz özellikler de var, kesinlikle var. Zaten genetik yatkınlıkların %50 gibi faktörleri bulundu, kişilikte de çok etkisi bulundu, zekada özellikle mesela. O yüzden demek değil ki bu doğuştan getirdiğimiz özellikler, tabii ki çok önemli. Ama ilişki üzerinden biz çok şeyi öğreniyoruz, çok şeye üzülüyoruz, çok zaman parçalanabiliyoruz da. Evet. İlişki dolayısıyla. Evet. Bununla ilgili olarak yapılabilecek aslında birçok şey var, değil mi? Yani bu umutsuzluğa kapılacağımız bir nokta değil. Belki de kendimizi dönüştürebileceğimiz ve bir ilerleme sağlayabileceğimiz bir nokta olabilir, değil mi? Şimdi ilişkinin insanı dönüştürme özelliği de var, değil mi? Böyle anlıyorum. Tabii. Ve peki sorunlu ilişkiler ya da sorunlu süreçlerden geçen ilişkiler diyelim. Bunlar dönüşebilir mi? Yani bir ilişkinin bire katkıları var, evet. Ama Tabii. bu ilişki içindeki iki tarafa da bir katkısı olabilir mi? Ve o bir bütün haline gelebilir mi o ilişki? Evet, kesinlikle gelebilir. İlişkilerin dönüştürücü özellikleri tabii ki var. Bunu ne gibi çalışmalarda görüyoruz? Dediğim gibi koçluk çalışmalarında görüyoruz, psikoterapide görüyoruz. Bazen öğretmen ve öğrenci ilişkisinde görüyoruz. Lider ve takipçisi ilişkisinde görüyoruz. Kurumlarda yönetici çalışan ilişkisinde görebiliyoruz. Yani dönüştürücü özellikler var. Çünkü biz karşımızdaki insan, yaşımız ne olursa olsun, modelleyebiliyoruz o insanı. Onunla olan ilişkimizden motive olup bir takım şeyleri farklı yapmak isteyebiliyoruz. Örneğin kurduğunuz ilişki düzeyine göre bir insanı ya motive edersiniz ya da demotive edersiniz. Örneğin iş hayatında yönetici olarak eğer farkında değilseniz yaptıklarınızı, karşı taraf bir anda ya çiçek açabilir ya da tam tersi bütün yapraklarını dökebilir. Çünkü siz o ilişkide maalesef bir şey yapıyorsunuz, farkında değilsiniz ve o insanın maalesef gelişememesine neden oluyor özellikle. Yani ve diğer sorunuzu bir daha alabilir miyim? Dönüştürücü özelliği dediniz. Evet, Ha, ikili ilişkilerde dönüşmek mümkün mü? Eğer iki taraf da belli bir farkındalık düzeyindeyse ve sorunlarını ele alabiliyorsa bağımsız olarak ve buna yaklaşmayı biliyorsa, o yüzden işte bu workshopları ve atölyeleri düzenliyor. Çünkü bilmiyoruz her zaman. İlişkiyi masaya yatırabiliyorlarsa karşılıklı. Yani masaya yatırabiliyorlarsa ve ona objektif bakıp ya ben de buradan çekeyim, sen buradan çek, sen ben buradan kaldırayım. Bunu yapabiliyorlarsa evet. Hatta
kişinin kendi dönüşüm hızından daha fazla dönüşürler. Yani ikili ilişkide daha hızlı dönüşüm sağlarsınız. Çünkü ikilidir. İkili olan şeyin sinerjisi çok fazladır. O da Sinerji gücü. bireylere yansıyacaktır herhalde, değil mi? Aynen. Aynen. Bireylerin Yani bir insan mesela bir ilişkiden çıkar, olumsuz bir şey yaşar ama hayatla ilgili çok dönüşebilir. Kendi kendine o dönüşümü belki yapsaydı 10 sene alacaktı. Ama o ilişkin içinde belki olumsuz bir şey yaşamış olması rağmen öyle bir şey yaşadı ki, öyle bir şey öğrendi. Çünkü deneyimler var ilişkilerde. Bazen biz kendi kendimize deneyimleyemiyoruz. İlişki bize deneyimi getiriyor. O deneyim çok hızlı dönüştürebiliyor insanı işte. O zaman hani yaşanan her şeyde yani olumlu ya da olumsuz diye belki ikiye ayırmamak gerekiyor olabilir. Ben buradan şeye geleceğim, başarı konusuna. Şimdi ilişkilerde bir başarılı olma kavramı var. Bu çok sık günlük hayatta kullanılıyor. Ve evet de bir karşılığı vardır. İlişkilerde başarılı olma, işte ilişkileri sağlıklı şekilde yürütme konuları. İlişkilerde başarı nedir? Bir bunun tanımını sizden almak isteriz. Yani ilişkide başarılı olmak hani birey olarak kalmayı başarmakla bağlantılı mıdır? Başka bir şey midir? Nedir ilişkide başarı? İlişkilerde başarı aslında şudur. Karşı tarafı birey olarak kabul etmek bir başarıdır. Karşı tarafın seçimlerine saygılı olmak bir başarıdır. Karşı tarafa bağımlı olmayıp hayatımızdaki bir takım istekleri onun üzerinden, hep onun üzerinden gerçekleştirmeye çalışmayıp kendi içimizde bir bütünlükle bu ilişkide yaşamak bir başarıdır. Yani karşı tarafı kullanmamak. Kullanmamak derken destek ihtiyacı, sevgi ihtiyacı, iyi görünme ihtiyacı, maddi ihtiyaçlar dahil. Karşı tarafa bağımlı olmamak. Bağımlı olmadığımız ilişkilerde karşılıklı bir bütünlük yaratmak ve oradan bir sinerji oluşturmak. Esas başarı bence budur. O yüzden iki tane bağımsız bireyin bir arada ancak çok sağlıklı bir ilişki kurabileceğini düşünüyorum. Nasıl bağımsız? Çok anlamda. Maddi, manevi, psikolojik bağımsızlık. Yani yalnızlık hissediyorum, benim yanımda hep ol, yanımda olmazsan ben kendimi çok kötü hissediyorum. Bu bir bağımlılık. Bu ilişkiyi aynı zamanda kendi yalnızlık hislerinizi gidermek için kullanmak. Kitabımda iki Evet, şeyden bahsediyorum. bahsediyorum. Birisi need state, diğeri de experience, yani ihtiyaç ve deneyim. İhtiyaç bazlı ilişkiye girdiğimiz zaman bunları yapıyoruz. İlişki bize bir ihtiyacımızı gideriyor. Ama biz ihtiyaçlardan arındığımızda, kendi içimizdeki bütünlük o yüzden önemli. İhtiyaçlardan arındığımızda o zaman deneyimlemek için giriyoruz ilişkiye. Bu da bizi daha ileriye taşıyabilir belki, değil mi? Diğer türlü sürekli bir Kesinlikle. ihtiyaç hani girdabında kalma, hani ihtiyaçlarımı karşıladın, karşılamadın gibi bir şeyin içinde kalma riski herhalde var, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani kendi içimizdeki mutluluk o kadar önemli ki ilişki mutluluğu için. O yüzden mesela Osho'yu ben çok takip ederim, biliyorsunuzdur Osho'yu. Osho şey der, yani yalnız kal, o kadar yalnız kal ki, kendi içinde o kadar yet ki, ilişki artık sana hiçbir zarar veremez. Yani ilişkiyle ilgili herhangi bir ihtiyaç durumunda olmazsın der. Çünkü ilişki aslında burada paylaşım yeri, deneyimleme yeri. Bir şeyi tamamlama, bir şeyi alma, bir şey alma verme değil. Biz ilişkileri hep bununla görüyoruz. Yani alma, Beklentiler, verme. değil mi? Yani beklenti üzerine de kuruluysa bu da çok iki tarafı da zorlayıcı bir şey belki. Kesinlikle, kesinlikle inanılmaz derecede beklenti yüklüyoruz. İşte örnek verebilirim ben size. Faraza geçmişimden yaşadığım, profesyonel yaşamda danışanlığım mesela. İşte arkadaşlarıyla gidiyor, ben çok üzülüyorum. Niye arkadaşlarıyla görüşüyor? Ben varken hani onlarla niye vakit geçiriyor gibi. Ya da ya beraber bu filmi izlemek istiyordum. Ben ama o filmi sevmiyor. Niye benle bu filmi izlemiyor Buradaki falan. Şimdi temel şey nedir? Lafınızı siz unutmazsınız ama ben unutmadan hemen araya gireceğim. Böyle bir şeydeki o temel nokta nedir? Yani bir şey, bir ihtiyaç var ve o ihtiyacın karşılanmasını mı bekliyor? Mesele nedir? şöyle. Bu çok yaygın bir konu Şöyle, çünkü. şöyle, şöyle. Bir şekilde karşı tarafın onu yapmasıyla mutlu olacağını düşünüyor. Yani mutluluğunu onun bir şey yapmasına bağlıyor.
Kabul aşamasında değil, yani kabul etmiyor karşı tarafı. Yani diyor ki, karşı taraf diyor ki, ya ben bu filmi sevmiyorum mesela. Hani ben bu filmden hoşlanmıyorum ve ben bazen arkadaşlarımla birlikte olmaktan haz alıyorum diyor. Ama bağımsız olmak istiyorum diyor. Biz bunu kabul etmiyoruz ilişkide. Diyoruz ki neden ama? Şimdi neden ama demenin nedeni, yargılamamızın nedeni içeride bir ihtiyaç olması. Bir soru Yani gelmiş. ona bağlı bir ihtiyaç geliştiriyoruz. Bazı sorular da var galiba orada. Arada böyle Evet, geliyor, görüyorum. evet. Evet, Mesela diyor ki şimdi. arkadaşımız, Okudunuz mu siz? beslemeyi azaltmaz mı? İhtiyaçtan bağımsız Evet. olmak beslemeyi azaltmaz mı? Bu şunun gibi bir şey. Bakın, ikimiz de bu sofraya oturduk, tamam mı? Aç olduğumuzda, çok aç olduğumuzda bu sofrada ne yaparız? Önümüze gelene saldırırız. Sen al, ben al. İkimiz çok açız çünkü. Ortada da bir miktar yiyecek var. Ne yaparız? O açlığı gidermek için o yiyecekten mümkün olduğu kadar almaya çalışırız. Birbirimize yarışırız. Fakat yarı top oturduğumuzda, örnek vereyim, yarı top oturduğumuzda deriz ki, ya bu sofrayı nasıl daha güzel hale getirebiliriz? Mesela bu yemeği daha iyi nasıl yapsak? Bundan sonra acaba yemeklerimize şu çeşniği de katsak mı deriz mesela? Yani belli bir denge Yaratım mi halinde. gözetmek lazım? Yani ne tam bağımsız, nasıl? Ortak yaratım haline gelebilmesi için bir ilişkinin, ortak yaratım haline gelinmesi için, co-creation dediğimiz, iki tarafın da yaratıcı prensibiyle ilişkide var olması lazım. Mağdur prensibiyle değil. Yaratıcı prensibinde olmak farkındalığın çok yüksek boyutları bunlar. Bütünlük bu işte. Yani bütünlük dediğimiz şey bu. Ben yaratıyorumun eğer sorumluluğunu alıyorsak, İki tarafla, hem karşısı hem burası, o zaman ortak yaratımda şu olur: ya bu filmi sen yalnız izle, ama biz beraber izleyeceğimiz filmi bulalım. Ortak yaratım Bu alanı arkadaş, açmak gibi mi oluyor? bu arkadaşlarınla sen görüş, ama ben senle de ortak arkadaşlarımız olsun isterim. Tamam, biz ortak bunu yaratalım ayrıca. Ayrıca bunu yaratalım. Yani 1+1 olsun, 3 olsun bu, değil mi? Hani sıfırı tüketmeyelim biz. Senin bir hayatın olsun, benim bir hayatım olsun. Buradan birbirimizden çalmaya çalışmayalım. Ama biz ortak bir yaşamı üçüncü bir hatta açalım ikimiz birden. Bağımlılıklarımızdan bağımsız, duygularımızın o ihtiyaç boyutundan bağımsız ortak yaratıma gidebiliriz. Peki şey soracağım. Bir taraf bu anlamda diyelim ki oldukça farkındalık sahibi ve gerçekten ortak yaratıma niyetle bir şey öne sürüyor. Yani kendi kendini mutlu edebiliyor. İşte bir ihtiyaç vesaire de gerçekten o ilişki için aslında bunu öneriyor diyelim ama karşı tarafta aynı durum söz konusu değil. Yani öyle bir dengesizlik var diyelim ki. Burada ne yapılabilir? Nasıl bir yol izlenebilir? Yani o kişiyi o yaratım alanına çekmek ya da o niyete çekmek için. Şöyle, bir kişi daha farkındalıklıysa belli sorularla, belli davetlerle, ama davetle, yargılayarak değil. Bak sen bunu yapıyorsun, bu ilişkimiz için zararlı, bunu yapma falan gibi değil. Daha çok davetle, sen böyle yaptığın zaman ben bu şekilde hissediyorum. Acaba bunu böyle yapmamız senin için nasıl? Yani davetle ve soruyla. Ama baktı olmuyor, o kişi yine bunu algılayamıyor, görmüyor. O zaman zaten diyoruz ki mutlaka bir üçüncü kişiye, tercihen bir çift terapisti ya da bir üçüncü kişi dedim ya, bağımsız kişilere başvurmak o anlamda çok yerli. Ama denemek lazım. Denemek lazım. Bazen o kişi çok da açık olabiliyor. Hiç belli olmaz. Doğru soruyu sormamız lazım ona. Soru sorarak yaklaşarak, ama yargılayarak yaklaşarak değil. Yani niye böyle yapıyorsun diyerek başlarsak konuşmaya, o konuşmanın sonu belli zaten. En başında da söylemiştiniz. Yani konuya giriş şekliyle çok şey değişiyor, anlaşılan. Burada kişinin peki kendi ihtiyaçlarından bahsetmesi vesaire şey yapar mı? Yani kafaları karıştırır mı? Ya da yine bir savunma yaratır mı? Yoksa hani bak benim ihtiyacım bu ya da benim ihtiyacım değil de hani bu ilişkinin iyi olmasına ihtiyacım var gibi bir Evet. söylem Evet, doğru olur tabii mu? ki. Tabii ki, tabii ki doğru olur. Yani bu benim, şimdi kişisel şeyler ayrı. Kişisel, o yüzden kişinin kendini çok tanıması lazım ilişkilerde. Yani kişisel ihtiyaçlarımız nerede başlıyor, nerede bitiyor?
İlişki için sağlıklı olan nedir? Mesela ben bunu biraz anlatıyorum atölyelerde ve terapilerde. Diyorum ki iki ilişki sağlıklı olacaksa ortak hobiler sağlıklıdır mesela. Bazı given'lar var, bazı veriler var aslında. O kadar da şey değiliz yani. Ortak zaman geçirmek çok önemlidir. Sevilen aktiviteleri yapmak çok önemlidir. Bir tartışma olduğu zaman karşılıklı dinlemek vazgeçilmez bir kuraldır. Karşılıklı dinlemek, yargılamadan. Bir şeye mi istediğiniz, bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Bunu açık açık söylemek çok önemlidir. Ya ben anlıyorum, sen böylesin ama ben de bunu çok seviyorum mesela. Bu konuda ne yapabiliriz gibi. Yani açık konuşmak, ortak aktivitelerin olması, ortak paylaşımların, mutlu paylaşımların olması. Yani bu neyse o, bazı çiftler için bu televizyondur, bazıları için dışarı çıkmaktır, bazıları için kayak yapmaktır. Bu nedir sizin için? Bunun mutlaka olması lazım. Yoksa o ilişki o güzel anlardan uzak kalırsa, arkadaşlık ve çift fark etmez, maalesef enerjisini ve neşesini kaybetmeye başlıyor ilişki. Ve o enerji azalınca da yapıcılıklara gereken çabamız maalesef mümkün olmuyor. İki taraflı enerji kaybediyoruz çok fazla. Anladım. Yani aslında işte birlik olmak birey olmanın zıttı değil, değil mi? Hani hep şey var işte Yok. birey olalım ama o zaman işte yani ikisinin ortası var, bir alan bir şey var. Yani kendinden vazgeçmek de değil, ilişkiye kendini vakfetmek de değil. Ama ilişki de tek başına bir alan taraf değil. Yani ikisi de bir taraf değil, bir ortak bir şey gibi alan olarak belki bakmak. Doğru anlıyorum sanırım. Yani kendinden Yani vazgeçmek asla yok bu şeyde, bu hikayede öyle anlıyorum. asla yok. Bilakis tam tersi genişleme var. Yani nedir evren? Genişliyor değil mi? Sürekli. Genişleme prensibi var. Varsınız, o tarafa doğru genişliyorsunuz. O da o tarafa doğru genişliyor. Bencil olursanız içeri çekilmeye başlıyorsunuz. Kendinizi koruma prensibinde yaşıyorsunuz ilişkide. Benim ihtiyaçlarım, benim isteklerim, benim mutluluğum. O çekilme. O buraya doğru çekiliyorsunuz. Aradaki gap, ben buna consciousness gap diyorum. Bu da yayınladığım bir kavram. Yani bilinç gap'i, yani bilinç boşluğu. Aradaki ilişkideki bilinç boşluğunu büyütüyorsunuz. Kendinize doğru çekildikçe aradaki mesafe ne oluyor? Büyümeye başlıyor. Mesela 1 metreyken 1.000 metre haline geliyor. Çünkü kendinizi korumaya doğru çekildiniz. Ben bunu istiyorum, ben bunu istiyorum, sen bunu yapmıyorsun. Tamam, ben de konuşmuyorum o zaman seninle. İletişim kurmayacağım o zaman seninle gibi. İki tarafta böyle gitmeye başladan aradaki mesafe çok büyümeye başlıyor. Genişlemiyorsunuz, çekiliyorsunuz. Aslında süzülüyorsunuz yani içinize doğru. Bazen bunlar böyle sessiz sessiz yıllar içinde de olabiliyor, değil mi? Yani tepki olmadan bir bakıyor işte iki kişi biz iki yabancı olmuşuz diyorlar. İşte 20 yıllık bir evlilik mesela işte 20 30 yıllık evliliklerde abi bakmışız şey iki ayrı insan. Bir zamanlar vakti zamanında aslında konuşulmayan şeyler, üzerine çalışılmayan şeyler gibi. Doğru mu? İşte o Evet. noktada herhalde böyle işte atölyeler vesaire biraz emek gerekiyor belki. Ben şeyi soracağım işte, Kesinlikle. atölye içeriklerinizi orada sormak istiyorum. Yani kazanımlar ne oluyor? Bu tarz sorunlar yaşayan kişiler için, uygun çiftler için ya da mutlaka dediğiniz gibi işte karı koca ilişkisi, sevgililik ilişkisi gibi değil ama hani belki annesiyle bir problem yaşayan bir yetişkin bireyden bahsedelim. Katılabilir mi? Tabii İlişkiyle her alakalı türlü ilişki, kişiler. yani ne dedim ya, bebeğin çocuk ilişkisi, ki bizim toplumumuzda bu çok uzun süren bir ilişki, yani yabancılar gibi değiliz. Mesela o ilişkilerimiz bizim çok sıcak, hayat boyu devam ediyor, Allah ömür versin. Anne babalarla bu ilişkiler çok şey ve sorun alanı oluşturabiliyorlar tabii. O yüzden nasıl kullanabilirler, yani atölyeden neler kazanabiliyorlar? Bir kere ilişkinin aynen kariyer gibi, belki bilgisayar gibi, belki bir alet gibi yönetilmesi ve öğrenilmesi gereken bir şey olduğunu anlamaları lazım. Yani ilişkiler öyle hadi girelim, davranalım, salla pati, böyle öyle yerler değil. İlişkilerde karşılıklı farkındalık olmaz ise, demiştiniz ya uzun vade diye. Uzun vadede maalesef o tekrarlayan döngülerle birlikte, ilişkinin içinde tekrarlayan döngüler olabilir, bir de sizin tekrarlayan döngüleriniz olabilir. Yani başkalarıyla İlişkilere giriyorsunuz, aynı şey olarak çıkıyorsunuz.
Ya aynı soruna çıkıyorsunuz. Bunlara çok dikkat edin diyorum o yüzden atölyede. Yani farklı insanlar hayatınıza giriyor. Farklı yaşam dönemlerinde fakat siz aynı şeyi yaşıyorsunuz devamlı. Aynı bitiş, aynı sorun ama şey farklı ortamlarda mesela farklı insanlar ama çok benziyor birbirine diyelim. Ya da aynı kişiyle aynı yani döngüler tekrarlayabilir sorun döngüleri. Mesela yılda bir kere mutlaka o kavga yapılıyordur. Ya da 6 ayda bir mutlaka siz o konuda birbirinize giriyorsunuzdur. Bunun bir paterni vardır, bunun bir ritmi vardır mesela. Bunlara dikkat edin diyorum mesela. Bunların hepsi semptom. Semptom bir şeye dikkat çeker. Yani semptom dediğimiz şey öyle bir şey olduğunu gösterir, bir sorun olduğunu gösterir. Onun üzerine eğilmek gerekir. Ama dediğim gibi korkarak değil, yargılayarak değil, tamamen anlamaya çalışarak. Çünkü her şeyi anlamaya çalıştığımızda bir noktadan sonra çözülür. Şey örneğini çok veriyorum. Onu belki atölyede de vermişimdir. Yani Before Sunrise, gün batımı, gün doğumundan önce filmi var. Julie Depp ile Ethan Hawke'ın. Orada şey der yani Tanrı nedir diye konuşurlar o çift. Yeni tanışmışlardır işte iki genç. Der ki birisi Tanrı benim için birbirimizi anlama çabasında gizli der. Birbirimizi anlama çabası, bu aramızdaki boşluktur Tanrı der. Orada işte ortak yaratımdan bahsediyor. Tam Yani doğruymuş Tanrı gerçekten. kavramı orada bir yaratım olduğu ve aslında burada Tanrı dediğimiz şey ve tanrısallık dediğimiz boyutun aslında karşılıklı bir devinim içinde ortak yaratımda oluştuğunu. Çok güzel denk gelmiş gerçekten. Belki seyredebilir takipçilerimiz. Bir soru gelmiş şimdi. İlgi çekmek istemek ilişki başlangıçlarında veya devamında sağlıksız bir durum mudur? İlgi çekmek istemek iki türlü olur. Bir tanesi ilgi çekmeyi gerçekten istersiniz. Kişisel olarak orada bir yaranız ve geçmişten getirdiğiniz ya da kişiliğinizle ilgili bir boyut vardır. Onu anlamak lazım. İki, bu ilişkide karşıdaki kişinin tavırlarından dolayı yani karşıdaki kişinin size davranmasından dolayı bir şekilde sizde ilgi çekme ihtiyacı oluşmaya başlamıştır çok fazla. Yani Yani ilgisiz onun davranmak tavırlarından da gibi mi? olacaktır. Tavır nasıl Efendim? tavırlar? Nasıl tavırlar? Yani ilgisiz davranmak gibi ya da ilişkinin hani İlgisiz gereksizliği davranın. bazı Evet. şeyleri hani Evet. getirmemek gibi mi? Evet. Yani kişi size açıkçası çok pardon benim şarjımda bir şey oldu. Onu hemen Geldi. koydum. Tamam. İlgisiz davranıyor olabilir. Yani bir şekilde o da farkında değildir. İlişkide ilgisizdir hakikaten. Yani nerede olduğunuz, ne yaptınız, başınıza bir şey gelip yerinizi yaralarsınız, sorma nasılsın falan diye. Ya da o günlük bir ritim vardır ilişki içinde olan insanlar haberleşirler mesela. Bakarsın hafta sizle ilgilenmez. Şimdi o bir türlü bakılması lazım. Soruya cevap oldu mu bilmiyorum. İki türlü bakılması lazım. Bir tanesi kişinin gerçekten kendi kişiliğinde sürekli bir ilgi çekme ihtiyacım var, ihtiyaç boyutu. Bir de ilişki içinde olan tarafına bakmak. O kişinin davranışları mı bunu acaba çok fazla tetikliyor? O zaman o daha farklı ele alınması gerekir. İlişkiden ilişkiye de fark var. Yani mutlaka tek bir konu, tek bir şeyin sebebi olamaz. Hani farklı her ilişkinin kendi dinamiği var sanıyorum. Senem Hanım zaten neden davranış sorgulaması yapıyoruz biliyor musunuz ilişkilerdeki sorunları anlamak için? Bağımsız bilimsel anlamamızın tek yolu davranış. Yani nasıl da ben her zaman şunu sorarım. Şikayet ediyor. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Ne yaptı? Nerede yaptı? Kaç kere yaptı? Öncesi ve Somut verir. sonrasında ne olmuştu? Yani Tamamen en bir bilimsel gerçek sorgulama. somut gerçek veriler aslında değil mi? Yani hislerimiz hani duygular vesaire hani aklımızda kalanlar başka olur ama davranış gerçekten neredeyse elle tutulur o derece somut bir şey. Kesinlikle. Anladım. Kesinlikle, kesinlikle. Yani o yani o yüzden hani hep nerede? Her zaman şu var. 5M1K vardır gazetecilikte siz bilirsiniz. Nerede, ne zaman, nasıl, nerede, kimle? Değil mi? Hani bu sorular aynen biz sorunu anlamak için bu soruları da soruyoruz. Çünkü dediğiniz gibi çok subjektif değerlendirmeler olabiliyor. Objektif olmayan. İhtiyaca bağlı biz farklı karşı tarafta mesela sarı renk var biz ihtiyacımız yüzünden orada kırmızıyı görüyor olabiliriz. Ama aslında orası sarı. Bu da Ama benim. gözümüz
zincir başlatıyor belki. İşte sarıydı da işte kırmızı renkti vesaire diye bir başlıyor. Belki bütün iletişimdeki düğümler, sorunlar da öyle açığa çıkıyor. Bir de şu var, neredeyse herkesin bir ilişkilerle ilgili bir fikri var. Yani bunu hepimiz yapıyoruz. Evet. Psikoloji bir bilim, ama insan psikolojisi hani herkesin dilinde, hepimizin bir yorum alanı. Ufak tefek hani birkaç terim öğreniyoruz. Gerçi hani günlük hayatın parçası da oldu. İster istemez de yorumlar katıyoruz ama. Hani psikoloji okur yazarlığı da arttı bundan sebep. Siz akademik Tabii. taraftan bakınca nasıl görüyorsunuz? Yani bu olumlu gibi görünse de bu değişim biraz orada karışıklıklar yaratıyor olabilir mi? Yani gündelik yaşama bakınca akademik dünyadan ne söylemek istersiniz? Çok 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 güzel bir noktaya temas yani temas kurdunuz. Çok güzel bir noktaya. Şimdi şöyle, psikoloji maalesef çok rahat anladığımız ama aslında hiç bilmediğimiz bir alan. Yani çok anlaşılır gibi görünen, hayatımızın çok içinde ama arkasında binlerce ve milyonlarca bilimsel çalışmanın olduğu. Ve bu bilimsel çalışmaların maalesef çok azımızın maruz kaldı. Yani birçoğumuz gidip de oradan bilimsel bir makaleyi kaç kişi okuyor? Ama psikolojik konuda gidiyoruz. Workshop'a katıldım. Şifa çalışmasına katıldım. Kendime olumlama yaptırdım. Bunlar çok fazla değil mi? Bunlara hiçbir itirazım yok. Ancak kişi kendi sorunlarını çözmek ve hayatına bağımsız bakış açısı getirmek dediğinde bilimsel yaklaşımı kullanmak zorundayız. Burada bizim eksikliğimiz akademik olarak, biz insanların ve halkın ve insanın anlayabileceği dilde bu bilgiyi iletmiyoruz. O yüzden ben şimdi mesela şeylere başladım. Ay çok pardon. Seri eğitimler hazırlıyorum şu anda. Baş etmeyle ilgili, önlemekle ilgili, hayatta ulaşmak istediklerimize ilgili ve mutlaka oraya bilimsel bilgileri koyuyorum eğitimlerime. Çünkü bakıyorum ki bu konuda herkes her şeyi söylüyor. Ama gerçekten bilimsel bilgi ışığında bu bilgileri almak daha doğru diye En azından, düşünüyorum. O en dediğim gibi bizim yapmamamızla ilgili. Yani biz yeterince bilim tarafından eğilmiyoruz. Ben uzun yıllar keza psikoterapistlik yaptım ama çok fazla akademik tarafta çalıştım. Ve ara da verdim yani seanslarıma falan. Şimdi düşünüyorum keşke ben yani o dönem çok fazla akademik yoğunlaştım. Akademik hayatta öyle bir şey ki içine girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz. Çok yorucu. Orada başka bir dünyanın içinde kalıyorsunuz biraz. ama şey belki de işte hazırlayıcı oldu çünkü öyle dönemlere geldik ki birden talep de arttı dediğiniz gibi işte New York'ta ne demiştiniz terapistler yer neredeyse şey hani seans veremiyor o hali yani burada da çok farklı değil aslında şey olsa yani çok erişilebilir pek sayılmaz ama ihtiyaç had safhada bunu bütün şey söylüyor yani camia söylüyor. O yüzden uzmanlara erişebilmek, en azından uzman gözetiminde bazı şeyler yapmak, kişinin kendi üzerinde çalışması oldukça değerli diye düşünüyorum. Bir de kitabınız var, ondan bahsedelim mi? Evet. Ama şey, Türkçesiyle birlikte, hani önce İngilizcesini, bir Türkçesini Tabii söyleyebilir tabii. mi? Tabii. Tabii. Awareness yani farkındalık Evet. kitabın adı. Your first to recreate your life and wellness. Yani sizin birlik içinde yaşamınızı yeniden yaratmanız için ilk adım. Ben bunu Türkçe'de yaşamı yaratmada ilk adım diye kullandım hep workshoplarımda falan uzun yıllar. Ve Türkiye'de ama yani değil mi daha kitap? Türkiye'de satışı henüz yok. Türkiye'de tabii Türkçe değil. Türkçesini de hazırlayacağım inşallah. Yani önümde o yapılacak projeler arasında var. Burada 2017'de yayınladım. Amazon'da burada satılıyor. E-book olarak da satılıyor. İçinde şu var. Aslında çok basit anlamda beden, zihin, ruh bütünlüğü ne demektir? Yaşamımızda bu ne anlama gelir? Yaşamımızda tekrarlayan sorunlara nasıl bakabiliriz? Bunun yanında da örnekler var. Yani benim daha önce görüştüğüm danışanların tabii bilgilerini, şeylerini çok değiştirerek hiçbir şekilde yani kendi bilgileri olmadığı ve benim kendim zaten Kayla Holly diye yayınladım çünkü gerçek hayat hikayesi olduğu için. Yani benim takma adımla yayınladım. Storyler var, hikayeler var. O hikayelere ben iki şey yapıyorum. Farkındalık ipuçları, farkındalık blokajları. Şu anda terapi çalışmalarımda da onu uyguluyorum. Kişi bana geliyor diyorum ki farkındalık blokajların nerede?
Yani farkındasın ama blokajların var. Yani kör noktalar. Onu buluyoruz ve ipuçları yakalıyoruz ve uygulamaya başlatıyorum hemen. O yüzden benim çalışmalarım genelde uzun, böyle uzun uzadıya değil, belli paketler halinde falan 6-12 en fazla yapıp daha sonra aralarını açıyoruz. Follow up yani kontrol yapıyoruz. Nasıl, iyi gidiyor mu vesaire. Çünkü genel çerçeveyi artık görüyor hayatında. Ne yaptığını görüyor. Ondan sonrası uygulamaya kalıyor. Uygulama içinde ilk başta benden yardım alıyor. Sonra zaten kendisi uygulamaya başlıyor. Böyle bir sistemim var. Kitapta da anlattığım dört aşama var. O dört aşama sonunda farkındalık, sonra kabul, sonra eylem, sonra evrenle bağlantı. Yani dört aşamalı yaşamı yeniden yaratma sistemi. Bunu yıllarca, yani uzun yıllar bu çalışmaların içinde olarak, spiritüel çalışmalar tabii çok yaptığım için. Yani hepsini birleştirdim. Psikoloji, spiritüelite, bilimsel çalışmalar. Hepsinden çıkardığım yöntem bu. Kitapta da zaten bu var ama kitabın tabii devamı, Türkçesi vesaire yapmam gerekecek. Ama dediğim gibi burada hayat kararları var. Çok fazla Amerika'da ders veriyorum. Burada City University of New York'ta veriyorum, Rice Üniversitesi'nde veriyorum. Liderlik dersi, psikoloji dersi, yönetim dersleri. Çünkü benim bir alanım iş Örgütsel psikoloji değil psikolojisi. mi? O Örgütsel psikoloji, doktoram o alanda. Dolayısıyla tabii management dediğimiz yönetim alanında da dersler veriyorum ama artık onları gittikçe azaltıp daha fazla şu kitabım ve yapacağım online eğitimlere ağırlık vermek. Burada da tabii Birvan'a çok müteşekkirim. Çünkü Birvan'la ben çok hızlandırmış oldum. Bana kalsaydı 5 sene sonra başlayacaktım. Ama Birvan böyle bir şey yapınca dünyanın her ben bunu yerine acile aldım. ulaşabiliyoruz. O güzelliği de o işte, siz şu anda oradasınız, burada sohbet ediyoruz. Bu çok güzel oluyor gerçekten. Yani uzmanlara erişme anlamında da çok çok güzel hizmetler bunlar. Kesinlikle. İlgimi çekti. Şimdi sizin o önceki hani geçmişiniz, bütün akademik çalışmalarınız vesaire, iş dünyası da bu bilince evrilir mi? Yani orada gelişmeler nasıl, sizce bir umut ışığı var mı? Çünkü bu hani vahşi kapitalizm şeyinden geldik. Hani orada kesinlikle hani batıda da bir bireyleşme şeyi var. Hani eğilimi Çok. vardı ama o çok da iyi gelmedi insanlara. Çok. Ama Çok. işte işin tarafı var, hani ekonomik boyutlar vesaire. O bilinç ne oldu? Hani iş dünyasını siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi iş dünyasını çok karmaşık görüyorum. İş dünyasındaki kilit nokta liderlik gibi geliyor bazen. Fakat liderlik yetmiyor. Çünkü kişilerin bireysel farkındalığı da işin içine giriyor iş dünyasında. Yani bireylere, biz şimdi liderlere çok önem atfediyoruz ya. Lider farkında olsun, lider yani yöneticiler işte farkına varsın, çalışanlarına ona göre geri bildirim versin. Bu konuda da çok çalıştım yıllarca Bir de Türkiye'de ve yurt eklemek dışında. istiyorum. Hani çalışanların işte bireysel ihtiyaçları, hakları, yani mesela işte doğum iznindeki bir anne, işte bir küçük bebeği olan bir anne ya da bir baba, hani insanların bir birey olma yolundaki hani gelişimleri, ve şirketler bunun çok destekçisi olmayabiliyor. Bugüne kadar Evet, öyleydi en azından. kesinlikle. Bu bir politika. Bu politika neyi yansıtıyor sen bana? Bu politika dünyanın içinde bulunduğu bilinç seviyesini yansıtıyor. Yani şirket yönetimleri karar verirken ve bir takım polisileri dediğimiz yani o protokolleri oluştururken orada bir bilinçle karar veriyorlar. Dikkat edin. Yani yöneticilerin yaptığı şeyler hep bir bilinç, consciousness sonucu. Başkasını gözetmediklerinde yani ne diyoruz oneness'ta birlikte? Başkasını da gözetmek değil mi? Şu anda kar amacı nedir? Ben. Ben para Kendimi kazanayım. korumam. Ben. Ben maksimize ediyorum karımı. Ben karımı üst noktalara çıkarmam lazım. Ben olayı kendime göre düş. Böyle olursa bana ne hamile olanlardan, bana ne sakatlık yaşayanlardan, bana ne iş yerinde tutunamayanlardan. Hepsine bana ne dersiniz? Çünkü önemli olan sizsinizdir. Sadece sizsiniz. Bu bir bilinç düzeyini gösteriyor. Bu politikaların değişmesi için bizim iki türlü yine tek türlü değil. Sadece liderlerle ilerleyemiyor çünkü liderler her zaman buna açık değiller. Bizim kendimizin ama bir araya gelerek bunu yapmıyoruz.
Bir araya gelerek ses oluşturmamız ve bu konuda sesimizi duyurmamız bir ağızdan. İşte orada da birlik çok önemli. Bir şeyin değişmesini mi istiyoruz o kurumda? Bir ortamda bir şey mi değişmesi gerekiyor? Tek başına Don Kişotları oralara yollayarak bunu yapamayız. O insanlara yazık ediyoruz. Çünkü o insanlar tek başlarına savaşmaya çalışıyorlar. Halbuki birçok insan aynısını düşünüyor, hissediyor. Ama bir araya gelip bir güç oluşturmuyorlar. Korkuyorlar çünkü. Korku içindeler. Yaparsam işimden olur mu yok? Söylersem, sesimi çıkarırsam bir şey olur mu? Örgütsel sessizlik diye bir araştırma var, araştırma dizini var. Türkiye'de de çok popüler oldu bu kavram. Örgütsel sessizliğe gidiyor. Yani kurumsal olarak çok sorun var ama hiç kimse konuşmuyor, hiç kimse ses çıkarmıyor. Korku yüzünden. İşte o da hiçbir şeyi daha iyiye götürmüyor. Bu hem iş dünyasında hem hayatın her alanında da geçerli. Ya da ikili ilişkilerde de geçerli. Yani birinin başlatması lazım o şeyi. Diğerlerinin de ona katılması gerekiyor belki. Bizim herhalde Çok doğru anladınız. Çok teşekkür doğru ederim. söylediniz. Yani iki dinamikle kurumdaki dinamik ya da ülkedeki dinamik birbirinden farklı değil. Sadece sayı farkı var. O zaman bir farkındalığın başlaması aslında çok şey, hani zincirleme bir iyiliğe doğru, iyileşmeye doğru gidebilir. Buna çok ihtiyacımız var. Yani gerçekten çok önemli konular bu alanda da, gerçekten hani benim de çok ufkumu açan bir sohbet oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Harikaydı Tanıdığımıza çok benim memnun oldum. için de. Çok Çok güzel teşekkürler. konulardı. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de ben ayrıca teşekkür ederim. Yeni yıl öncesi çok Ya. güzel bir bitiriş, yılımızı bitiriş ve yeni yıla inşallah umutlarla, güzelliklerle İnşallah. gireriz. İnşallah tam kış gün dönümü onun hemen ertesinde, hatta o enerji hala hissedilirken yaptık yayınımızı. Bu birliğe hizmet olsun, hizmet etsin ve biraz daha birlikle alakalı farkındalığımızı genişletelim. Tek bir kelime böyle hani çok sanki biliyormuşuz gibi geçiştiriyoruz belki. Ya, birliğin ne olduğunu hani biliyorum, az çok ne olduğu belli gibi. Hayır, çok derin bir konu, çok çok derin. Ve bu alanda hani sizin gibi uzmanlara da gerçekten bence dört elle sarılmak lazım. Çok teşekkür Teşekkür ediyorum. ediyorum. Klinik Çok psikolog, teşekkür. yazar, profesör Duysal Aşkın Çelik. Bir Nokta Van'da da atölyeleri var. Kendisini takip edebilirsiniz. Şu anda New York'ta ve bizimle bu sohbeti gerçekleştirdi. Tekrar çok memnun oldum hocam. Kendi platformumun adı da Group of Change. Group of Change, Türkiye'de değişim grubu olarak yıllarca yaptık. Şimdi değişim grup sitesini de inşallah Türkiye'de de tekrardan oluşturacağız. Ama Group of Change platformunu da şimdi işte bir şekilde tekrardan yapmaya çalışıyorum. Oradan eğitimleri arttırmaya çalışacağım. Herkesi beklerim. Artı farkındalık blokajlarını bulmak isteyenler, hayatındaki sorunlarıyla ilgili farkındalık ipuçlarını bana bir mail atmaları yeterli. O mail üzerinden de ben bazı şeyleri soru cevapla yapabilirim. İlla seans şudur budur, insanların bazen vakti, durumu mümkün olmuyor. Bana mail atsınlar. Hiçbir şekilde bir şey talep etmiyorum bununla ilgili zaten. Cevap veririm, dönerim. Belli şeylere yardımcı olmaya Gösterirsiniz çalışırım. diye anlıyorum. Aynen öyle. Mail göndersinler. Her türlü irtibat kullanın. Instagram'da olabilir. Her türlü. Çok teşekkürler o zaman herkes adına da. Çok memnun olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Belki ileride tekrar yaparız. Şu kıştan Tabii çıkınca bakalım inşallah. neler oldu hayatlarımızda. Bu yayından sonra belki ilişkilerle ilgili yol alanlar bize. Bu arada yorumlarınızı da yazabilirsiniz her zaman. Şöyle bir noktadayım. Hayatıma bunlar gerçekleşti, değişti diye. Yeni konular, sorular hep beraber toplarız. Çok teşekkürler tekrardan. Ben de Size öyle, yeni ben de öyle. Çok tanışma teşekkür ediyorum. günü Katılanlar için diliyorum. çok sevgiler. Senem Hanım, iyi yıllar, mutluluklar diliyorum. Çok teşekkürler. Size de iyi yıllar. Hoşça kalın.